Bir tanesini kaldırdın. Beş. Ama elinizde olduğu gibi ne yapıyordu? Bir deneyim. Bir bilgisayar nasıldı? Bilgisayar nasıldı? Ruh objemizde ise yine yataylardan ve dikeylerden farklı. Beman, yeş, uzun, evlat, ümmet. Böyle kim? Vela. Vela. İnnellezine keferu sevâün aleyhim. Ha. Bir veya birden fazla kaç tane değişken var burada? Yani 3x'ye aynı zamanda bir terim. Peki siz bir terim söyleyebilir misiniz bana? Söyle. 1x'ye. Yani 1 yazmama gerek yok. Çarpma işlemi zaten. Yani x'ye de nedir? Bir terimdir. Bu örneklerdeki kas sayıları bana söyleyebilir misiniz? Her senenin başında bir vardı değil mi çarpma halinde? Sadece bir sayı olsa onda terim olur mu? Evet. Mesela 5 diyelim ki o da bir terim. Hepsi bir terim olarak düşüneceğiz. Onu örnek üzerinden göreceğiz zaten. Şimdi yazdıysak bir tane örnek yapalım. 2'ye eksi 7 ifadesini Güzel. Evet. Bunları kaçırsaydım çok az bir başlayacaktım. Şimdi bittiği için onları da sen alıyorsun. Bakma. Güzel. Sayın bakalım. Evet sırayla. Güzel. Bu şekilde doğru mu bakalım? Sırasıyla asker, kırmızı bayrak. Güzel oynayalım. Bunlarla ezecelerimizi geliştiriyoruz değil mi öğretmenim? Arka dikkat, konsantrasyon geliştiriyoruz. Ne gerekli? Güzel, bakalım. Evet. Bu senin tarzın. Evet, çevireceğim. Sen sarı, yeşil, mavi, kırmızı, güzel. Tamam, bu da senin.